Evet, şimdi kırsal yerleşmelerde kullanılan yapı malzemeleriyle alakalı bir bölümümüz var. Buna hemen başlayalım. Şimdi gençler, ahşap mesken dediğinizde, taş mesken ya da toprak mesken dediğinizde ilk 3 meskenlerde ahşap, taş, toprakta şu not alıyoruz. Doğanın insana etkisine örnektir. Evet, bunlar çok soru olarak geliyor. Doğanın insana etkisine örnek ahşap, taş ve toprak meskenler arkadaşlar. Diğer mesken fabrikasyon malzeme ise insanın doğaya etkisine örnektir arkadaşlar. Bunu da sizinle ne yapmış olayım? Evet, paylaşmış olayım. Evet, bir taş meskenlere gelelim. Karstik ve tüflü arazide yaygındır. Hemen karstik arazi eşittir Akdeniz bölgesi. Tüflü arazi eşittir İç Anadolu Nevşehir. Tekrarlıyorum. Karstik arazi Akdeniz bölgesi Antalya. Tüflü arazi eşittir İç Anadolu Nevşehir'de yaygındır arkadaşlar. Evet, burada da zaten İç Anadolu, Ege arkadaşlar, özellikle burada yaygın. Ege var, Doğu Anadolu var. Bir de Akdeniz'i unutmuyoruz arkadaşlar. Akdeniz bölgemizde mevcuttur. Evet, ahşap meskenler, yağışın ormanın gür olduğu yerler, hemen aklımıza Karadeniz gelecek. Tabii ki en güzel evlerden bir tanesi nedir? Serenler. Vardır aramızda Karadeniz olan. Arkadaşlar, mimarisi olan, kazıklar üzerine kurulan bir evdir Serender örnek olarak verebiliriz. Ahşap meskenlere Karadeniz, Güney Marmara, Ege, yine de Akdeniz, orman bölgeleri yoğun olan yerlerde ahşap meskenler görülür. Ha, şunu sadece söyleyemeyiz. Ahşap mesken sadece Karadeniz'de görülür diyemeyiz. Orman örtüsünün Türkiye'de yoğun olduğu kıyı bölgelerde tabii ki ahşap meskenler mevcuttur. Son bölüm kerpiç toprak evler. Arkadaşlar, yağışın az kurak iklimlerde görülür. Bu arada taş meskenler de aslında bir nevi kurak iklimlerde görülüyor ama kerpiç evler, toprak evler kesin kurak iklimde görülüyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da, özellikle Güneydoğu Anadolu, şu gördüğünüz görsel Şanlıurfa, Harran evleri, evet, gördüğünüz gibi yaygındır. Evet, fabrikasyon malzeme evler ise tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar Toki evleridir demiş olalım. Evet, bu arada ben bir tık böyle bir tekrar etmek istedim. Hem size faydası olsun diye, Türkiye'de nüfusun dağılışı TYT'ye örnek olsun, hem AYT'de gelebilir diye. Nüfusun seyrek olduğu yerlere dikkat ediyoruz. Notları alıyoruz. 1. Yıldız Dağları, Marmara'da Yıldız Dağları, 2. Menteşe Dağları, 3. Tekke Platosu, 4. Taşeli Platosu, 5. Toros Çevresi, 6. Hakkari, 7. Van Gölü Çevresi, 8. Yukarı Kızılırmak, Sivas, 9. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri. Evet, bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Bir de nüfusun seyrek olduğu bir yer daha var. Çanakkale, Biga ve Gelibolu, özellikle bu örnek verilebilir. Bir de Sinop arkadaşlar. Evet, tekrar not alıyoruz. Çanakkale, Biga ve Gelibolu ve Sinop nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir tanesidir. Evet, nüfusun sık yerlerimiz ise Diyarbakır'ı unutmuyoruz. Çok karışır. Öğrenci burada nasıl nüfus yoğun oldu diyor. Diyarbakır çok yoğundur. Gaziantep çok yoğundur. Malatya'da nüfus yoğundur arkadaşlar. Hem demir çelik fabrikası olması, ileride bahsedeceğiz, Hekiman, Hasan Çelebi gibi. Trabzon, Doğu Karadeniz'in normalde güney kesimleri seyrek nüfusudur. Kuzey kıyı kesimleri yoğun nüfusu Trabzon, Samsun, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Antalya, Konya'da yoğun nüfuslu yerlerimizdendir. Evet arkadaşlar, maalesef ki soru çözemeyeceğim. Sadece şunu rica edeyim, daha iyi olur. Evet, 2018 AYT2 sorusunu çözelim. En azından son yılın bir tane soru çözelim. Hemen diğer konuya geçelim. Cevap nedir? Tokyo. Evet, Tokyo arkadaşlar. 2018 AYT2 sınavının sorusu Tokyo'dur. Bu arada Johannesburg'da sanayi şehridir ama nüfuslanması büyümemiştir. Onu unutmayalım. Evet, Hong Kong'da sanayi şehridir ama nüfuslanmasının büyümesinde özellikle liman ticareti önemlidir. Roma ve Dubai'de turizm diye de aklınızda kalabilir. Şehir ve ekonomi çok zevkli bir ders. Hiç zor bir ders değil. Onu ben size paylaşayım. Merak etmeyin arkadaşlar. Zaten bugüne kadar şehir ve ekonomi, sanayi, göçle alakalı bir tane soru geldi. Onu ben tabii paylaşamadım. Dünkü sınav muhabbetinden. Onu bir ara paylaşırım. Problem yok. Ona bakarsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar, başlık şu. Ekonomik faaliyetlerin sosyal kültürel etkileri. Bakın. Tarıma dayalı bir milletken insanlar ilk zamanlarda
Özellikle şöyle bir nokta var. Bir, IMC usulünü öne atarlar. İkincisi, paylaşım burada çok önemlidir. Tarımsal faaliyette, komşuluk ilişkileri. Üç, tarımın azaldığı dönemlerde serbest bir zaman oluşur. Ve buralarda özellikle köyün bulunduğu ildeki şehir merkezlerine dolu çalışmaya giderler. Mesela şimdi daha tam tersi bir örnek verelim. Şimdi siz fındık toplama zamanında Adapazarı'nda özellikle ne oluyor? Öğrenciler de toplu bir şekilde ailesiyle beraber fındık toplamaya gidiyor. Bu da mesela orada çalışma zamanı için bir boşluk. Ama fındığın normal ekim süresi bittikten sonraki yetişme döneminde de şehirlere gelip ne yapıyorsunuz? Dershanelere vesaire eğitimi görmeye devam ediyorsunuz. O zaman şu bilgi önemli. Ekip biçme dönemlerinde yoğun çalışılır zaten biliyoruz. Ama sanayi ve hizmet sektöründeki mesai saatleri ise hafta sonu ve yıllık izin kavramlarıyla değişmeden devam eder. Ve serbest zamanlar bellidir. 23 Nisan bellidir. 19 Mayıs bellidir. Mesela arkadaşlar 1 Ocak yılbaşı bellidir. Devam edelim. Şimdi temel geçim kaynağı tarım hayvancılıksa insanlar genellikle kendi ürettiklerini yerler ve bu ürünlerde fazla olanları ne yaparlar? Güzel kardeşim atarlar. Yani fazla olduklarını atarlar. Yani satarlar, ticaret yaparlar. Evet, sanayi ve hizmet sektörünün olduğu yerlerde ise restoran kültürü ve dondurulmuş gıda. Tabii ki bu benim için çok önemli. Neden paylaşayım? Genellikle biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz zaten, tanıyan arkadaşlar var. Yemek yemeyi seven, onun aşık olan bir adamım. Ve dışarıda yemek yiyoruz biz derslerde çalıştığımız için, okullarda çalıştığımız için. Benim için restoran kültürü zaten çok gelişmiş bir kültür oluyor. Yani size bugün bana sorun Adapazarı'nda nerede yemek yenir? Ben size her yeri söylerim. Evet, devam edelim. Tarım hayvancılık sektörünün sosyal kültürel etkisinde beraber baktığımızda işte biliyorsunuz klasik toprak sürme, tohum atma, fidan dikme, hasat ve hayvanları otlatma. Arkadaşlar bu derste ilgili not yazamazsın. Ben bunu sana söyleyeyim. Not yazmaya çalışma. Tamamen dinle bildiğin şeyler. Ben sana ne zaman not yazman gerektiğini söyleyeceğim. Evet. Bu arada örneğin hava koşulları tarımsal üretimi etkiliyorsa insanların günlük konuşmalarında önemli yer tutuyor. Mesela daha güzel bir örnek verelim arkadaşlar. İşte yağmur duasına çıkalım. Ya da bugün hiç yağmur yağmadı. Sürekli hava koşulu o tarımla uğraşan insanların önemli konularından bir tanesidir. Mesela onlar meteoroloji uzmanından bazen daha iyi bilirler. Derler ki Mart'ın şu haftası kesin yağmur yağacak. Der. Çünkü yıllardır bunu analiz etmiştir. Bir de ne dedik tarımda çalışanlara? İmece usulü. Mesela sağda Peru'da bir köylüye su geliyor. Köylüler hep beraber su kanaldaki boruyu ne yapıyorlar? Yerleştiriyorlar. Solda da bir ev yapıyorlar mesela. Bu evde imece usulü ne yapıyor? İnsanlar yardım ediyor. Birbirlerini evlendiriyor. Yani şehir ve sanayi hayatında bağımsızlık, kapalı ortamlılık mevcut iken köy hayatında birliktelik, imece usulü belirgindir arkadaşlar. Evet, mesela Isparta'da her yıl düzenlenen Gül Festivali. Bu mesela Tayland düzenli hayvancılık festivali. Festivallerde, panayırlarda insanların birbirine ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaştırıyor. Mesela görüyoruz. Mesela ne dedik? Tarım festivalleri yapılıyor. Mesela bu konuda. Tarım turizm olarak biliniyor bu festivaller. Ve hem tarım kaynaklarını sürdürebilmesi hem de Gül'ü ya da hayvancılık festivaliyle bu hayvanların pazarlamasını arttırma önemli. Bir de bu insanları birbirine yaklaştırma. Mesela bir örnek vereyim size. Örnek 2018 Taşköprü Sarımsak Festivali. Ben Kastamonluyum. Ben bir örnek vereyim dedim. İşte Serkan Kaya, Murat Dalkılıç çağırıyorlar. Ece Seçkin'i. Sarımsak Festivali var. O festivalde Kastamonlular gider. Orada o festivalde işte belli ürünler satılır. Hem bunlar tanıtılır. Böyle de konserler düzenlenir. Bazı konularda bu şekilde değerlendirmeler olur. Evet, ben merak ettiğim bir şey var. Turizm sektörünün sosyal ve kültürel etkilerine baktığımız zaman insanların dünya görüşlerine de tabii düşüncelerini etkileyen bir faktör. Şimdi bak ya, turizmde bizim olayımız, en büyük gücümüz bir, inanç turizmi güçlü bizde. İşte İstanbul Fener Rum Patrikhanesi gibi, işte Göbekli Tepe gibi şu an inanç turizmi bizde güçlü. Koridorlar var zaten, ileride bahsedeceğim turizm koridorlarında. Arkadaşlar gıda turizmiyle alakalı özellikle gıda sektöründeki turizm çok önemli. Yeme içme alışkanlığı, gelenek görenek ve buradaki alışverişlik de ne yapıyor? İnsanları birbirine bağlıyor. Mesela bir örnek verelim. Hindistan'da Kerala köyünde köylülerin turistlere rehberlik yapması. Şimdi arkadaşlar bir köylü deyip de geçmeyelim.
şu anlamda geçmeyelim. Konu köylülük falan değil, yanlış anlaşılmasın. Ben şuraya şöyle bir örnek vereyim, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, bir Sultanahmet'e gideriz İstanbul'a. Bir dönerciye gideriz. Döner yeriz mesela, normal otururuz bir döner yeriz. Bir bakarım abi, garson bildiğin İngilizce konuşur, Farsça konuşur, Almanca konuşur. Adam 6-7 dil bilir. Şimdi bu adam bu dilin eğitimini görmedi. Ama buradaki mantık şu, oradaki İstanbul Sultanahmet'e sürekli turist geldiği için ve onlar sürekli onlara itimata girdiğin için işte bir iki davay Rusça'da işte git falan, bir bilmem ne, iki kammam, gelmel tarzı öğrene ne yapmıştır? Dilleri öğrenmiştir ve konuşmaya başlamışlardır. Buradaki derde öyle. Hindistan Kerala köyüne çok fazla turist geliyor ve bu turistlere bu çocuklar İngilizce bildikleri için onlara rehberlik ediyorlar ve inanılmaz bir iş sahasıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani küçümsemeyin, bir dönercidir deyip de geçmeyin orada garson deyip de. Onlar çok yüksek paralar da kazanıyor ve dinleri de gayet sağlam. Evet, sanayi ve hizmet sektörünün sosyal kültürel hayat üzerindeki etkilerine baktığımız zaman özellikle eğitim düzeyi ve ortalama yüzey yüksek oluyor. Yani köylerdeki durumdaki turizm farklı ama tarımla uğraşanlarda hani sanayi ve hizmetleri ne oluyor? Yüksek oluyor. Ve bu faaliyetlerde sanatsal ve sporsal faaliyet talep artıyor. Yani şuna geleceğim. Bizim yaşadığımız şehir hayatında özellikle spor müsabakaları, sinema, eğlence, tiyatro, bunlarda ne oluyor? Bizim çalışma sahamızın dışında bize faaliyet oluyor arkadaşlar. Şimdi daha güzel bir örnek verelim. Korona da oldu, sıkıntı yaşadık. Ne oldu arkadaşlar? İnsanlar televizyon daha çok izlemeye başladı. Yani hepimiz daha çok televizyon izledik ve belli popüler programları, mesela örnek yine verelim, Survivor'ı mesela çok yoğun bir şekilde izler olduk arkadaşlar, takip eder olduk, yani örnek verebiliriz. Evet, tiyatro, sinema, konser salonları, özellikle insanlara özel bir kent yaşam, bir de bunlar çekici faktörler. Yani futbol maçları, New Camp mesela, Barcelona'nın stadı bir örnek olsun. Hem Barcelona turizm kenti hem de bu maçlar çok önemli. Yani çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar, şimdi size gelse biri dese ki, gel kardeşim sen futbolu sevmesen bile sana Şampiyonlar Ligi final maçının iki bileti var, bir arkadaşına geleceksin. Arkadaşlar hepimiz uçarız. Uçarız yani. Herkes o gün o maçta olmak ister yani. Evet. Mesela sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği yerlerde özellikle kadınlara ve çocuklara ve engellilere yönelik sosyal ve kültürel yaşamlar. Mesela daha örnek vereyim. Bilim fuarına katılan gençler özellikle burada fayda sağlanıyor. Mesela Amputé futbolu biliyorsunuz. Engeli olan insanların yaptığı futbol müsabakaları, milli takımımız da var. Mesela şehirlerde yaşayan çocukların parklarda oynaması, bu da sosyal bilişsel gelişimi arttırıyor. Arkadaşlar hakikaten bakın, bir kaydırakta kaymak bilin misiniz bilmiyorum, çocuğa eğim öğretiyor. Düşmedeki eğimi öğretiyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Bak bu kaydırağın böyle bir eğim öğretme becerisi kazandırıyor insanın beynine. Aktif olarak çocuğun koşması, sallanması adrenalin korkusunu engelliyor. Mesela şunu unutma, gondola binemeyenler salıncakta sallanmamışlardır. Böyle bir araştırma var. Gondola binemeyen insanlar salıncakta sallanamayan insanlardır. Böyle yüksek salıncağı yere attıklarında sallanamayan ya da hiç salıncağa binmemiş insanlar gondoldan çok korkar. Ama salıncakta korkusuz binenler gondola da çok rahat binebiliyor. Bu da böyle çok ilginç bir araştırma sahası. Devam edelim arkadaşlar. Meslek eğitim merkezleri biliyorsunuz ahşap kursları, annelerimizin gittiği, özellikle evde kalan annelerimiz yoğun bir şekilde gidiyor. Şehirleşmenin yoğun olduğu imkanlardan bir tanesi. Ne bileyim, başka kurslar var mesela. Benim de şu an aldığım bir eğitim var arkadaşlar. Uzaktan eğitim var mesela. Bu sistemle alakalı, eğitim danışmanlığıyla alakalı. Yani hepimiz bir şekilde bu şeylerden yararlanıyoruz. Bu da şehirleşmenin verdiği, bir de elektronik ticaret, e-ticaretin sanayi ve hizmet sektörünün getirdiği faydalar. Bunlara da örnek verebiliriz. Evet. Çorum'da mesela çok mu atladım? Bir de şunu vereyim. Şehir hayatında engelli insanları topluma katmak için de bazı olanaklar üretiyoruz. Mesela bakın, kaldırımda bir olanak üretmişiz ve engelin ortadan kaldırılması. Daha güzel bir örnek verelim. Çorum'da toplu taşımada engelli vatandaşımız üst kısma bu şekilde ne yapmış oluyor? Binmiş oluyor. Yani buradan çıkamayacağına göre merdivenden bu şekilde çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Örnek mesela ÖSYM engelli vatandaşlarımıza EKPSS
sınavıyla belli bir devlet kademesinde atamalar gerçekleştiriyor. Yani demek istediğimiz nokta arkadaşlar, engelin kendisi beyne verdiğin sinyaldir. Engelin kendisi budur. Yani sen eğer gerçekten bu süreçte problem yaşıyorsan bunun temel nedeni kendine verdiğin engeldir. Daha güzel bir şey paylaşayım. Bakın ben de bir öğrencilik yaşadım bu konuda, onu paylaşıyorum. 120 saat ders dinledim 6 günde. 120 ders saati bildiğiniz dinledim yani arkadaşlar. Hani onun için problem etmeyin. Bunlar beynin birinci dikkati. Dikkati öne verdiğin an ne yaparsın? Öğrenirsin. Yani bunun içinde hiçbir şey engel değildir arkadaşlar. Can sıkacak bir şey yok ki, tekerlekli sandalye basketbol milli takımımızın şampiyonluğunu da tebrik ediyorum. Hatta alkışlıyorum. Gurur da duyuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ben böyle bir soru gösteriyorum size. Bunu hemen ekran görüntüsü alıyorsunuz. Kendiniz çözüyorsunuz. Mesela IMC usulü yaygındır. Kentte mi kırda mı? Tabii ki kırda gibi. İşte mesleki uzmanlaşma vardır. Kentsel gibi. Evet, bunlar da böyle belki, bakın arkadaşlar, basit gelebilir. Ama ÖSS basit olan bilgileri çok yoğun bir şekilde soru haline getiriyor. Devam edelim. Mesela bir örnek vermişiz. Yani bu sosyal kültürel değişime nasıl bir örnek verebiliriz diye. Daha ben hemen konuyu şöyle açabilirim. Arkadaşlar İstanbul'da Arnavutköy var. Bir ilçe. Şimdi arkadaşlar Arnavutköy, Arnavutların yaşadığı bir köy iken şimdi bildiğin ilçe olmuş. Mesela Gazi Osman Paşa diye bir ilçe var. Gazi Osman Paşa'nın orada yaşaması, bir Gazi Osman Paşa'nın orada yaşaması ve onun daha sonra büyük bir ilçe olması. Mesela Esenler ilçesi var. Esen bölüm, çok esiyormuş orası ve Esen bir yer olduğu için orası Esenler diye kalmış. Mesela Bakırköy, bakırdan oluşan, bakır satılan bir köy, örnek veriyoruz. Orası şimdi büyük bir ilçe. Mesela Pabukçular, arkadaşlar Küpçüler. Mesela Osmanlı zamanında pamuk satılan, küp satılan bir yer. Ya bunun gibi söyleyebiliriz. Yani sosyal değişim başta neydi, sonradan nasıl değişti? Örnek 1800 yıllarda Haliç, İstanbul'daki Haliç bir liman ticaret gemi tezgahı iken fabrika bacalarından çıkan gazlarla insanlar izin aldığında, mesaisi bittiğinde yanından bile geçmek istemediği bir yerdi. Evet, görüntü bu. Haliç'te yeni bir fabrika açılıyor. Haliç bu Pierlotti manzarası olan yer. Arkadaşlar hani Pierlotti'ye gittiyseniz bilirsiniz, o Ezel dizisindeki birçok sinema filmindeki o çay içilen yer, deniz manzaralı. Neyse, Haliç'te fabrika açılmış. Sonra 1835 yılında kurulan Fesani Amire, Fes üretim markası. Yani bizim bildiğimiz illerin geleneksel yemeklerini, kültürlerini, bazı bilim fuarlarının olduğu Fesane, Haliç'teki Fesane, eski adıyla Fes üretim fabrikası. Daha sonra ilerleyen sektörde biz Fesane'yi ne hale getiriyoruz? Haliç Kongre Merkezi. Bakın Fesane'yi amire Haliç Kongre Merkezi oluyor. Hani bu çok popüler filmler ve dizilerin galaları oluyor. Ve bu galalarda burada yayınlanıyor. Ve çok ünlüler buraya gidip ne yapıyor? Fotoğraf falan çekiyorlar. Hatta kıyafetleriyle moda noktası yapıyorlar. Yani bir Fesane'de Fes fabrikası için ne hale gelmiş oluyor. Mesela hemen Hatay günleri, sağ üstte görülen Hatay yemeklerinden bir görüntü. Burası da Fesane'nin bir görüntüsü. Sadece verdiğim örnek olsun arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, mesela devam edelim oraya. Osmanlı döneminde özellikle gemi çapası üretim atölyesi olarak kullanılan Lengerhane binası günümüzde müze olmuş. Yani orada bir gemi çapası üretiliyor Haliç'te. Onun adı Lengerhane binası ama günümüzde ne haline geliyor? Müze haline geliyor. Mesela bir elektrik üretim santrali olan Silahtar Ağa Santrali yine Haliç'te. Bir özel üniversite, yanlış hatırlamıyorsam, reklam olsun diye vermiyorum ama Medipol Üniversitesi olabilir arkadaşlar. Medipol Üniversitesi galiba bu özel üniversiteye de bulunabiliyor arkadaşlar, söylemiş olalım. Yani şuna geleceğim. Haliç çok kötü, pislik kokan, çok pis kokan, fosseptik pislik diyoruz. Not alabilirsiniz. Fosseptik demek arkadaşlar lağım kirliliği. Fos, ileride bahsedeceğim ben bunu yine. Fosseptik kirlilik diyoruz. Lağım kirliliğinin yoğun olduğu bir yer iken arıtma faaliyetleriyle orası düzenlenmiş, orası çok güzel hale getirilmiş ve orada işlevi yitirmiş olan birçok yer ne yapmış? Yenilenmiş. Arkadaşlar bakın mantık şu. Bakın mantık şu.
Süreçte kötü olan neyse iyileştirmek sende. Yani senin için de geçerli. Bir derste zayıfsın ve kendinle alakalı bir eksiğin var. Onu iyileştirmek sende. Anlatabiliyor muyum? Ya burada iyileştirmeyi ve ıslah etmedir aslında bu. Buna lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi mesela bir tane daha örnek verelim. ABD Kaliforniya'da eyaletinde bulunan San Jose, yani San Jose Vadisi'nde bir zamanlar meyve bal üretimi olan bir yer, yani Silikon Vadisi olan bir yer. Bildiğimiz şu an günümüzde teknolojinin yoğun olduğu Silikon Vadisi'ni biliyoruz. Silikon Vadisi olarak adlandırılan bu yerde altın yataklarının keşfedilmesiyle bir dönem altın eyaleti olarak adlandırılmış. Yani Silikon Vadisi bu Apple'ın birçok bilimsel markanın orada teknolojik markanın üretim yeri olan Silikon Vadisi eskiden bir altın eyaleti olarak gördüğünüz gibi bu altınlar da burada gözüküyor zaten bulunmuş. Şimdi Silikon Vadisi'ndeki meyve halini görüyoruz. Bakın bildiğiniz Silikon Vadisi'nde meyve hali şu an günümüzde hala geçerli tabii buranın yok. Bu halde içen arkadaşlar sonra orada Kaliforniya'nın eski valisi çok inanılmaz bir hikaye bu arada. Bence kültür olarak da bilmemiz gerekiyor. Leonard Stanford tarafından Stanford Üniversitesi kuruluyor. Adam üniversite kuruyor. Ve bir vadinin değişim temelinin atılması anlamına geliyor. Şimdi adam üniversiteyi kurduğunda, Stanford Üniversitesi'ni kurduğunda ilk zamanlarda şimdi meyve hali var. İnsanlar üniversiteden mezun oluyor. Meyve halinde çalışmıyor. Başka bölgelere göç ediyorlar. İşte Chicago'ya, Boston'a göç ediyorlar. Profesör diyor ki ilk mezunlardan özellikle Fredrik Terman beyin göçlerini engellemek için diyor ki teknoloji şirketlerinin kurulmasına ön ayak olalım. O zaman teknoloji çok uç bir şey. Yani bilmiyoruz mesela. Arkadaşlar ilk bilgisayar ENIAC gördüğünde bir adamın yaşayacağı psikoloji düşünsene yani. Şimdi gördüğümüz Apple'lar falan hani artık uçmuş bitmiş. Hepimiz bir el ayak koordinasyonumuz alışık buna. Yani ilk mouse hatırlasana. Şöyle söyleyeyim. Sol elle kullanıyordun ya. Ben solaktım mesela. Sol elle mouse kullanıyordum abi. Hani counter oynuyorduk. Yönlendirme sağ, sol el mouse yani. Çok kötü korkunç bir görüntü oluyordu. Klavyeye baktığımızı düşünürdük yani W'ya basmak için. O halde şimdi tık 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 gidiyoruz. Neyse bu şirketlerin öncü oluyor. Profesör Terman öğrencisi Hewlett ve David Packard. Bak bu adam profesör görüntüdeki adam ve Hewlett'la Packard bunlar öğrencileri. Diyor ki gelin burada şirket kurun. Yani şirket kurmanı öneriyor. Bilgisayar olur, fotoğrafçı elektrik alanında birçok şirket burada öğrencilerle kuruluyor. Arkadaşlar kurulduktan sonra orada şirketler öyle bir geliştiriliyor ki 99 yılında özellikle EA Sports 1999 yılında FIFA muazzam bir şekilde patlama derecesine geliyor. O zamanki FIFA'yı hatırlar mısınız bilmiyorum. 99 diyorum bu arada. O FIFA'yı böyle arada bilgisayarınıza indirin arkadaşlar oynayın. Aşırı zevkli. Biz o zaman kafayı yiyorduk yani. Öyle bir görüntü ki gerçekten adamı yaşıyormuş gibi. Sonra zaten Google 2005 yılında daha çok 2002 yılında falan ünlü oldu. Nvidia mesela ekran özellikle görüntü güçlendiricisi. Ya Netflix, PayPal, işte Yahoo, SanDisk, Alay en iyi markalar, Facebook bu Silikon Vadisi'nde bugün mevcut olarak sunucuları var. Ve günümüzde Silikon Vadisi'nde donanım, yazılım, medya firmaları, genel ağ şirketleri ve dünyanın en zengin yatırımcıların bulunduğu bir teknoloji merkezi haline geliyor. Yani şunu düşünüyoruz arkadaşlar, şöyle bir kafaya sahip oluyorsunuz belki de. Hocam biz zaten üniversite kazandığımızda işsiz kalacağız. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sen uluslararası ilişkiler, işletme, maliye fark etmez. Neyi kazanırsan kazan. Kesinlikle sen bu kafada öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey vardır. Yani kendini doğrulayan kehanet diyorum ben buna. Bak sen sürekli şöyle bir şey dersen ben yapamam dersen o kehaneti yerine getirmiş olursun. Biz buna kendini doğrulayan kehanet diyoruz. Hepiniz kendinize güveneceksiniz. Sınavı alnınızın hakkıyla edeceksiniz. İyi ya da kötü bir üniversiteye girdiğinizde orada gerçekten farklı şeyler çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar uzaktan eğitim ya çok basit. Hangi birimiz bilgisayar kullanmasını biliyordu ya? Ya siz de dahil. Yani siz dahil derken yanlış oldu tabii. Sizin nesil daha iyi biliyor. Biz yani bize örnek verelim. Hangimiz biliyordu? Hepimiz bu işe bir girdik. Anlattık. Bak buradan kendimi ifade edebiliyorum en azından. Size kendimi gösteremesem de hani duygularımı siletebiliyorum. Zihninizle hayal ettirebiliyorum. Yani canlar merak etmeyin. Ne bölüm olursa olsun kazan. Al Silikon Vadisi'ni.
Alın arkadaşlar, meyve halindeyken ne hale geldi? Alın ben size fotoğrafı göstereyim bu arada. Evet buyurun, Silikon Vadisi'nin bulduğu yer. Alın, meyve halinin olduğu yerdeki şirketleri görün. Hatta daha güzel bir şey de şöyle göstereyim. Buyurun, bütün markaların Silikon Vadisi'nin bulunduğu sokak. St. John's kentinde nanoteknoloji olarak da ileri bir durumda kendini gösteriyor. Evet, şimdi sihirleşme, sanayi, göç ilişkisinin topluma etkilerine bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın, tarımda çalışırken, şimdi tarımın verimliliği çok uzun vadede alıyorsun. Ne gibi? Mesela ekiyorsun, 6 ay sonra alıyorsun. Allah korusun, o 6 ay içinde bir şekilde bir don olur, bir iklim sorunu yaşadığında bütün emeğin gidiyor ve ekmek parası kazanamayacak hale geliyorsun. Ama sanayiyle bunu engelliyorsun. Ne gibi? Sanayide seri üretim başlıyor. Hızlı bir üretim başlıyor. Çok uzun süreler beklemiyorsun. Beklemediğin için ne oluyor? İnsanlara cazip geliyor. Arkadaşlar hepimizde sabırsızlık vardır. Sabırsızlık çok önemli. Şimdi mesela bu cazip geldiği için ne yapıyoruz? Maden kömürü örnek önceden. Daha sonra madenle bağlı bir küçük iş, el tipi sanayi yaparken daha sonra petrol dayalı büyük fabrikalar, makine üretiyoruz. Yani ham madde olan örnek domatesi bir salça haline ya da ham madde olan bir petrolü bir plastik malzeme haline geçirip ne yapıyoruz? Satışını ve üretimini yapıyoruz. İşçi göçü neden oluyor? O zaman şöyle bakalım şehir nüfusuyla alakalı. Sanayi devrimiyle sadece Avrupa kıtasında değil tüm kıtalarda artış göstermiştir arkadaşlar. Bu çok önemli. Şehir nüfusu sadece Avrupa kıtasında değil tüm kıtalarda artış göstermiştir. Kuzey Amerika bakın görüyorsunuz kadar evet, 2014 yılında 81-80 diye ne yapmışlar? Şehir nüfusu artmış oluyor arkadaşlar. Evet, mesela Mexico City'ye bakalım. Şehir nüfusunun yoğun olduğu yerlerde de bazı problemler var. Siz biliyorsunuz. Bir, işsizlik. İki, sosyal sorunlar. Suç oranlarının fazla olması. Çevre sorunları, trafik sorunları, gürültü kirliliği mesela burada örnektir. Evet, mesela São Paulo'ya bakalım. Bakın bunlar şu an örnekler. Derste size örnek gelecek yerleri söylüyorum. Şehirleşme, sanayi, göç. Bir, Silikon Vadisi gelir. 2. Meksiko gelir. 3. Haliç gelir. 4. São Paulo. Bunları direkt sorabilir ezberden. Arkadaşlar São Paulo bildiğin Brezilya en önemli sanayi kentleri ama eskiden bildiğin kahve üretimi olan bir yerken. Sonra São Paulo'da kısa bir sürede ticaret bankacılık merkezi haline geliyor. İtalya, Portekiz, İspanya ve Almanya, Lübnan'dan birçok göçmen getiriliyor. Brezilya'daki fabrikalarda üretimi sağlatılıyor. Şimdi şuna gelelim. São Paulo'nun son yıllarda sürekli büyümesi gecekondulaşmayı da beraberine getiriyor. Şehirsel alanın çevresindeki çok sayıda insan barınaklarda kötü şartlarda yaşamış ve çevre kirliliği de ne olmuş oluyor? Had safhaya çıkmış oluyor. Ve özellikle 2014 yılında ev sahipliği, Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapan Brezilya'da şehirle yeni yol yapılsa da ulaşım sorunu çözülemiyor. Arkadaşlar şuradaki görüntüye bakar mısınız? Bir yerde gökdelende yaşayan insanlar, bir yerde barakalarda yaşayan insanlar. Yani bununla ilgili bir örnek daha verilir. Telefonda ya da internete girip bakarsınız. İstanbul'da Ataköy'le şirin evler yazın. Ataköy'ün blok düzenli bir sokaklarına bakın. Bir de şirin evlerin düzensiz sokaklarına bakın. Orada zaten mevcut durumu gözlemleyebilirsiniz. Evet, şimdi 3 dakika var arkadaşlar. Çok da şurada uzatmayayım. 2014 yılında ev sahipliği yapan Brezilya'da özellikle Dünya Kupası bu müsabakalar oynanıyor. Tabi orada 6000 kişi silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybediyor her yıl. Çünkü Brezilya hapishaneleri dünyanın en tehlikeli hapishaneleri arkadaşlar. Onu da paylaşayım sizinle. Oraya hapishaneye düşen insanlar orada dışarıdan daha çok suç oranında mevcut durumda bulunmuş oluyorlar. Evet. Yani burada şehirleşme sanayi göç ilişkisinde not olarak şunu düşüneceğiz. Şehirleşmenin değişimi daha hızlı oluyor. Şehirleşmedeki kültürel artılar diyeyim ya da şöyle faaliyetler daha fazla oluyor. Hani daha fazla faaliyetler yapabiliyorsun. Ama tarımda boş zaman mantığında genellikle beraber imece hareket etmeler. Hani beraber komşuluk ilişkileri gelişiyor. Yani tarım üretiminden hariç üretimler gerçekleşmiyor. Ama şehirde boş zamanlarda
ki noktalarda da insanlar daha çok iş bulabiliyor. Ya yani şöyle örnek verebiliriz. Çok basit bir örnek. Adam futbolcu oluyor. İnsanlar iş hayatındaki, mesai dışındaki süreci futbol izleyerek geçirmek istediğinde o adamı izliyorlar. Yani adam bu şekilde ne yapmış oluyor? Kendisi başkasının boş mesaisinde kendisi bir çalışan haline gelebiliyor. Yani bu nokta zaten bildiğimiz bir noktaydı ama sadece bu konuda biraz daha açmak istedim. Unutmayalım arkadaşlar, bir şeyleri elde etmek, değiştirmek, değişimin kendisi yine insanın ben başlarım demesiyle değil, ben başlayacağım demesiyle değil, ben başladım demesiyle oluyor. Başladığınız an süreç kapanıyor. Evet, Batman'da kalalım.